Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Çin menşeli aşılar Türkiye'ye getirilmesiyle birlikte 14 gün süren güvenlik testlerinin ardından 81 ile dağıtımı yapıldı. Ve Adıyaman'a da getirilen 10 bin aşı ilk etapta sağlık çalışanlarına aşılama çalışmaları sabah saatlerinde başladı. İnşallah hem memleketimiz hem ülkemiz hem dünya için. Kente görev yapan 6530 sağlık çalışanı için getirilen aşı yapma çalışması başladı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni yapılan aşılama bölümündeki alanda ilk aşı yapılan İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Erdoğan Öz ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Fatih Doğan oldu. İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, kent merkezi ve ilçelerle birlikte en ücra köşesine kadar aşı çalışması başladığını belirtti. Elimizde hem ülkemizde hem dünyada gerçekten tüm yaşamı etkileyen bir virüs pandemisi var. Bu salgının önüne geçebilmenin tek yolu da şu an için aşı yaptırmak ve maske, mesafe ve hijyen temizlik kurallarına devam etmek. Bizler de şu an için elimizde aşımızı yaptık. İlçelerimizde en ücra köşesinde dahi şu an için aşılarımız mevcut. En riskli grup olan sağlık çalışanlarına aşılanmaya bugün itibariyle randevu olarak başlandı. Bundan sonraki süreçte tüm sağlık çalışanları aşılanacak. Sonrasında diğer risk grupları da aşılanmaya devam edecek. Bir ay sonra ilk aşıdan bir ay sonra da ikinci dozu yapmış olacağız. Aşı yapılsa dahi en azından belirli bir süre daha maske takmaya, sosyal mesafeye dikkat etmeye ve temizliğe dikkat etmeye devam edeceğiz. Bu hastalık inşallah tüm dünyada silindiği zaman biz de eski normal hayatımıza dönüş olacağız. Profesör Doktor Ali Ayyıldız hangi ülkeden gelirse gelsin aşıyı yaptırmakta kararlı olduğunu aktardı. Vallahi hiçbir şey fark etmedim. Yani ben aşıları aslında seviyorum. Bu aşıyı da bekliyordum. Hangi ülkeden gelirse gelsin yaptırmaya kararlıydım. Tesadüfen de Çin aşısı oldu ama bildiğimiz bir aşı türü. Bu nedenle benim için bir sıkıntı yoktu. Aşımı oldum. Yani hiçbir şey olmamış gibiyim şu anda. Bilmemiştim. Evet, hiç pozitif olmadım. İki defa test yaptırdım. Çünkü yanımdakiler Covid olmuştu. O nedenle test yaptırmak zorunda kaldım. Ama ben de hepsi negatif çıkmıştı.